Ama tabii şimdi Hazreti Musa dönemine gidelim. Hazreti Musa önemli değil desek, haşa. Onun peygamberliği de önemli değil. Ama biz sadece geçmişteki olaylardan anlatalım. İşte meslek seçimini anlatalım. Doğru evliliği anlatalım desek bu biraz garip olur. Şimdi biz Mehdi çağındayız ve Hazreti İsa'nın inişinin oluştuğu bir çağdayız. Yani böyle bir dönemde peygamberimizin müjdelediği Mehdi'nin varlığını önemsiz görürsek, Hazreti İsa'nın gelişini önemsiz görürsek, İslam'ın dünyaya hakimiyetini önemsiz görürsek, yani bu olmaz. Bunlar çok önemli konulardır, hayati konulardır. Dolayısıyla ön plana alınması ve dikkatlice incelenmesi, düşünülmesi ve yaşanması gereken konulardır. Bundan kaçınmasının kökeninde zaten iman zafiyeti vardır. Yani mehdiyet önemli değildir. Hazreti İsa'nın inişi de önemli değil diyor. Haşa. Peki İslam'ın dünyaya hakimiyeti o da önemli değil diyor. Ne önemli? Biz diyor kendimizi eğitelim. Kendimizi kurtaralım. Senin kendini kurtarman için Kur'an'ı sevmen, peygamberleri sevmen, Hazreti İsa'nın inişinden mutlu olman, onu sevmen, değil mi? Allah'ın gönderdiği Mehdi'ye karşı heyecanlı bir sevgi duyman, İslam'ın dünyaya hakimiyetini istemen lazım. İslam'ın dünyaya hakimiyetini istemeden önce ben kendimi kurtarmak istiyorum. Böyle bir din yok. Yani böyle bir din anlayışı yok. Yani ben sadece kendimi kurtaracağım. Sadece kendini kurtarmaya kalkanları Allah hep helak etmiştir. Hem kendini kurtaracak hem çevresini kurtaracak. Daha önceki toplumlarda egoist adamlar kendi ibadetlerini yapıyorlardı. Kendi hayatlarını yaşıyorlardı. Allah o yüzden o kavimleri helak etti, perişan etti daha önce. Dolayısıyla Kur'an'da da bu konuda çok açık ayetler vardır. Yani helak sebebi olarak Allah, yani bir kavmi neden helak ettiğini açıklarken Allah bunu bir gerekçe olarak göstermiştir. Yani onların tebliğ yapmaması, dini etrafa yaymamaları, dinin her yere hakim olması için gayret etmemeleri. Bunu Allah bir gerekçe olarak göstermiştir. Dolayısıyla önemsiz görünmesi durumunda zaten diğer konular da adama önemsiz gelir. Yani alkol, yani Mehdi'yi önemli görmeyen, Hazreti İsa'nın inişini önemli görmeyen, İslam'ın dünyaya hakimiyetini önemli görmeyen bir adam için alkolün ne anlamı var? Alkol yani onun için çok sıradan bir konu haline gelir. O bir iman zafiyetidir. Halbuki bir insan peygamber Mehdi'nin geleceğini müjdelediyse onu çok büyük bir heyecanla karşılaması lazım. Şu an dünyadaki anti Mehdi hareket yani Mehdi'ye karşı hareket çok şiddetlidir ve çok güçlüdür. Buradaki anormalliği görmesi lazım kardeşlerimizin. Yani bir harikalık var. Mehdi'nin gelmemesine ilgili televizyon programları yapılıyor büyük kanallarda. Gelmeyecek diye. Hazreti İsa gelmeyecek diye televizyon programları yapılıyor. İslam'ın dünyaya hakim olmaması için Irak işgal edildi, Afganistan işgal edildi. Mehdi'ye karşı dünya çapında önlem alınıyor. Ve Müslüman ülkelerde de birçok din adamı, Müslüman alim denilen kişi CIA tarafından, diğer istihbarat örgütleri tarafından, Masonlar tarafından kontrol altına alındılar. Ve anti-Mehdi bir yığınak ve yoğun bir çalışma var bütün dünyada. Bunları önemsiz görüp, bunların hiçbir önemi yok diyorsa bir adam, İslam'ı Kur'an da önemli görmüyor demektir. Yani Kur'an'ın dünyaya hakimiyetini önemsiz görüyorsa bir insan, Kur'an'a zaten ehemmiyet vermiyor demektir. Kur'an dünyaya hakim olsun diye geldi bu kitap zaten. Allah'ın bizden istediği budur. Şeytandan Allah'a sığınırım. Din Allah'ın oluncaya kadar ve fitne yeryüzünden kalkıncaya kadar Allah mücadele edin diyor. Din Allah'ın oldu mu dünyada? Olmadı. Bütün dünyaya İslam hakim olmadı. Fitne yeryüzünden kalktı mı? Kıtır kıtır adam doğuruyorlar Irak'ta, Afganistan'da. Her gün yüzlerce Müslüman şehit ediliyor. Caddede bir kedinin bile ölmesi, bir köpeğin ölmesi haber oluyor Avrupa'da. Afganistan'da mesela her gün 100, 150, 200 tane Müslüman katlediliyor, şehit ediliyor. Katlediliyor demiyorum, şehit ediliyor. Allah affetsin. Kimsenin haberi bilmiyor. Yani gazeteler bunu haber değeri olarak dahi görmüyor. Yani muhatap dahi olmuyorlar. Ama mesela birisi bir köpeği zehirlerse, bir şey olursa bütün Avrupa ayağa kalkıyor. Değil mi? Yani bayağı protesto gösterileri yapılıyor, yürüyüşler yapılıyor. Adamlar açlık grevine giriyorlar.
birçok şey yapılıyor yani, eylem yapılıyor. Hiç gördünüz mü siz Afganistan'daki yüzlerce öldürülen anneleri, kız kardeşleri değil mi? Korumak amacıyla yapılmış bir Avrupa'da bir eylem gördünüz mü? Kimse ilgilendirmez, adamlar ellerinize sağlık, çok güzel, hak ediyorlar diyorlar adam. Yani yaşlı başlı adamlar camilerin içine dolduruluyor, tarıyorlar, makine tüfekle tarıyorlar. Çok makul, adamların hakkı ya diyorlar, ne var bunda, bir şey yok diyorlar, bunu büyütecek bir şey yok diyorlar. Yani böyle bir ortam var. Böyle bir ortamda adam bana mesela ne bileyim alkolün sıkıran zararlarını anlat diyorsa tamam anlatayım, ama yani aciliyet sırası açısından o çok daha önde. Orada adamlar yani kardeşlerimizi şehit ediyorlar. Dünya hakimiyeti bir numaralı konudur şu an dünyada. Çok hayati bir konudur. Bunun ehemmiyetsiz görülmemesi utanç verici bir şeydir. Çok çok azap verici bir olaydır. Bir Müslümana yakışacak bir hareket değildir. İman zafiyetinden, biraz akıl zafiyetinden, biraz da cahillikten kaynaklanan bir şeydir. Dolayısıyla biz Mehdi'liği tabii ki sürekli gündemde tutacağız. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gelişini sürekli gündemde tutacağız. En hayati konuları gündemde tutacağız. Yani bizim dikkatimizi kimse dağıtmaya kalkmasın, biz dikkatimizi dağıtmayız. Putu kaldırırız. Mesela Darwinizm ve materyalizm. Diyorlar ki bize, ya diyor Darwinizm ve materyalizm ne işiniz var sizin? Boş verin, ne yapıyorsa yapsın adamlar diyor. Ha seni mahvediyor. Kıtır kıtır kesiyor senin, yani delik deşik ediyor. Yani yerle bir ediyor, evlerini yıkıyor, bombalıyor. Sana hayatı zehir ediyor, aşağılıyor seni. Ne önemi var diyor. Bizim için çok önemi var. Sen anlamazlıktan geliyorsun. Dolayısıyla bizim dikkatimizi Darwinizm ve materyalizmi çekmeye çalışan çok kişiler oldu. Benim dikkatim hiç dağılmadı. Israrla aynı hedefi sürekli dövüyorum ben. Sürekli yerle bir ediyorum. Mehdilik ve Hazreti İsa'nın inişi, İslam'ın dünyaya hakimiyeti önemli değil diyorlar. Ben diyorum ki çok önemli. Siz istediğiniz kadar önemli değil deyin. Ben bu konuyu sürekli gündemde tutacağım diyorum. Ben bunu ön plan alıyorum. Mesela iman hakikatleri çok hayati bir konudur. Allah'ın varlığının delilleri. Bunu ön plan alıyorum. Müslümanların vahdeti, birleşmesi, fitnenin ortadan kalkması çok önemli konudur. Ben bunu ön plan alıyorum. Ama mesela televizyon kanallarına çıkıyorlar adamlar. Dini programlarda mesela bir şeyh efendinin hayatını anlatıyor. İşte Lüleburgaz'a geldi, Lüleburgaz'dan işte Samsun'a geçti. Samsun'da 40 yıl ikamet ettikten sonra oradan geldi, Eskişehir'e yerleşti. Orada çok güzel bir kendisine çiftlik kurdu. Yani şimdi bu konu mu bu? Yani bu, bunun acilliği var mı? Elleri çenesinde dinliyor. Adam 3 saat onu anlatıyorlar. 3 saat. 3,5 saat. Bunun bir acilliği yok. Ama alkol ve sigaranın zararı tamam. Bunlar Kur'an'ın hükümlerinden bir hükümdür. Ama Kur'an'ın hakimiyeti çok önemlidir. Alkolün, sigaranın zararlarını uzun uzun anlatacak bir yönü yok. Zararlıdır işte. Bu kadar. Bütün bilim adamları bunu açıklıyor. Nereden öğrensin? Açsın interneti, öğrensin. Çünkü alkolün zararını biz saymaya kalksak sabaha kadar bitiremeyiz. Yani her yere zararı var. Göze zararı var, kalbe zararı var, karaciğere, beyne zararı var. Şimdi beyne zararını anlatmaya kalksak apayrı bir ekol bu yani. Anlat anlat bitmez. Sigaranın zararı, yüzüne baktım anlaşılıyor sigaranın zararı, adam zaten herkes biliyor sigaranın zararını. Bilmeyen bir şey değil ki. Yani sırf ona verdiği rahatsızlık, yani bizzat şahısların kendine verdiği rahatsızlıkla herkes bunu zaten birbirine anlatıyor. Nefesinin darlaşması, kalbinde sıkışma, cildinin bozulması, saçının bozulması. Değil mi? Her şeyin, vücudun bütün organlarını bozuyor. Ama bu uzun uzun anlatacak bir konu değildir. Kısa ve özlü bunlar. Yani o kadar vaktimizi alacak konular değildir. Dolayısıyla biz vaktimizi böyle konularda yayarak boğmayız. Mesela hakikaten sigaranın zararıyla ilgili 3 saatlik program yapıyorlar. 3 saniye 3 dakikalık bir programla biter bu. Yani o kadar uzatacak bir konu değildir. Ama İslam'ın dünyaya hakimiyeti 30 saatte olsa ayrılması gereken bir programdır. Yani çok elzem ve en önemli konudur. Biz de tabii ki bunun peşinde olacağız.